Değerli milletvekilleri, bugün burada yüksek yargıyı kendinize bağlamaya, kendinize göre bir yargı yaratmaya, yürütmenin yargıyı sürekli müdahale eden bir noktaya getirmek için bu düzenlemeyi yapıyorsunuz. Ama şunu hiçbir şekilde akıldan uzak tutmayınız. Bunu yaptığınız zaman kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelemiş, hatta yok etmiş, dolayısıyla burada hem parlamenter sisteme hem de hukuk devleti ilkesini kökünden sarsmış olan bir uygulamayı getirmiş oluyorsunuz. Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, şimdi yargıyla ilgili olarak mevzuatta sık sık değişiklik yapmak aslında yargı düzenini, sistemini bozmak demektir. Bir sistem üzerinde ne kadar çok oynarsanız o kadar çok olumsuz bir sonucu ortaya çıkacağını şimdiden görmelisiniz, bilmelisiniz. Çünkü sizler her şeyin değişmesine olanak sağlayan bir gücü elde ettiğiniz için her şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. İç politikada değişiklikler, dış politikada değişiklikler ve sistemde değişiklikler, ama sonuçta geldiğiniz nokta tam bir çıkmazın içine gelmiş olan bir iktidar konumundasınız. Yargıda temizlik için başlanan bu düzenleme aslında bir intikam duygusuyla, kin duygusuyla, aynı zamanda da kadrolaşma duygusuyla yapılan bir düzenlemedir. Herkes için adaleti değil, kişiye göre yargılamayı hedefleyen, 14 yıldan beri de aynı şekilde bir çalışmaya sürdüren bir konumdasınız, durumdasınız. Özetle söylemek gerekirse bu yasa kuvvetler ayrılığına yok edecek, hukuk devleti ilkesini zedeleyecek, yürütmenin yargıya sürekli müdahale etmesine olanak sağlayacak, saraya teslim olan bir yargıyı oluşturacaksınız. Bu tasarının kanunlaşması halinde kamu yararı yoktur. Parti çıkarı vardır, başkanlık sevdası vardır, tek adamlık rüyası ve dikta isteği vardır.